Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Programımızda bu hafta... ...sözcüklerin gizemini... ...ve ifadenin gücünü değerlendirmek üzere... ...Rabia Şener ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Rabia Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Hep deriz ki... ...sözcükler... ...sözcüklerimiz... ...kullandığımız sözcükler... ...kaderimizi belirler. Ve ne söylersek... ...onu yaşayacağımızı biliriz. Burada... Önemli olan nokta sözcüklerimizle niyetlerimizin aslında tutarlı olması ve bir şekilde doğru ifade kullanma yeteneği. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, evet doğru ifade edebilmek gerçekten çok önemli. Ee, kişi kendini ifade edemediğinde engellenmiş hisseder. Aynı zamanda yetersizlik duygusu artmaya başlar. Bunun yanı sıra suçluluk hissettiğimiz zamanlar da oluyor. Mesela ne diyeceğimi bilemiyorum, kendimi nasıl ifade edebilirim, ya yanlış anlaşılırsam gibi. Bu durumlarda buna benzer enerjilerde aynı kelimeleri ya da benzer kelimeleri kullandığımızda arka planda gerçekten bilinçaltımda neler döndüğünü fark etmiyoruz bile. Ama bu bizim yaşamımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Evet, ee, özellikle topluluklarda üf gibi, öf gibi... ...sözcükler duyabiliyoruz. Evet. Çok sık şekilde. Bunun altında yatan duygu nedir? Ee, İçeri de açığa çıkmamış e, ve her an ortaya çıkabilecek bir öfke. Yani bu öfke insanda e, hem patlamaya sebep olabilir... ...başkalarını kırabiliriz kolay bir şekilde. E, bunu tolere etmek çok kolay olmuyor böyle zamanlarda. Evet. Bir de sözcükleri kullanırken... ...olmasını istemediğimiz şeyleri de kullanıyoruz. Aynen. Aman bu olmasın derken aslında... E, doğru istemek gerekiyor. Bunun altında yatan duyguyu da biraz açabilir miyiz? Korku ve endişe. Korku ve endişe, değil mi? Ve bizi e, korku ve endişeler e, hayatımızı inanılmaz yerde, inanılmaz yerlerde sürükleyebiliyor, etkileyebiliyor. O nedenle e, olmasını istemediğimiz kelimeleri, negatif kelimeleri çok kullanmamak gerek. Evet. Bir de e, kullandığımız sözcüklerin etkisini azaltan Bağlaçlar var, ama gibi, fakat gibi. İtirazlar ve katı prensipler e, var demektir. Yani kişi bunlara sahip demek. E, tabii bunun yanı sıra mecbur ve gerekli kelimelerini de çok kullanıyoruz. E, bunun altında da e, kişinin e, gerçekten içsel olarak bir motivasyona sahip olmadığını, hatta istikrarlı olamadığını da fark edebiliriz. Aslında buradaki cümlelerin hepsi ve kelimelerin hepsi kişileri analiz etmek istediğimiz zaman da kullanılabilecek yöntemler. O nedenle hem kendimizi kolay analiz edebiliriz sözcükleri anlayarak evet. hem de karşımızdaki insanların karakterlerini analiz edebiliyoruz. Tabii karşı tarafla ilgili hüküm vermek biraz daha kolay geliyor sanıyorum. Aynen, kesinlikle. Bazen diyoruz ki onun yüzünden böyle oldu. Bundan dolayı bu işim bu şekilde ilerledi. Onun yüzünden, bundan dolayı gibi böyle ee, kılıflar bulabiliyoruz. Bunun altında yatan <laughs> duygu nedir? En tehlikeli kelimelerden birisi. Değil mi? Çünkü direkt başkasının üzerine suçu atmak, ee, bu direkt bizi ee, kurban rolüne sokuyor. E, bu da tabii ki bu bağlaçları çok fazla kullanıyorsak hayatımızda sürekli bir çıkış aramak, e, sürekli e, başkalarını suçlayarak o durumun içerisinden kurtulmaya çalıştığımızın göstergesi demek. E, kurban rolüne girmek bizi kurtarıyor gibi sanıyoruz ama e, bu yaşamımız boyunca bizi çok olumsuz etkiliyor. Funda Hanım. Evet. Bir de çok istedim olmadı, olsun ama az olsun e, istiyorum ama olmuyor gibi. Düşünce kalıpları var. Bunun altında yatan sebep de ben isteyemiyorum, ee, benim belli bir kapasitem var, ee, onun dışında sınırlarımı zorlayamam gibi olumsuz inanç kalıpları Kendimizi var. Kendimizi sınırlıyoruz. Evet. Ve de aslında bunun altında yatan temel neden de e, belki de inançsızlık, e, evrene ve Tanrıya olan inancımızda orada tam teslimiyette olamamak gibi duygu durumları var. Dolayısıyla da hatırlamamız gereken şey zihnimiz neyi söylüyorsa onu ispatlamak için çalışıyor. Bir de dilden dökülürken böyle gücünü hissettiren dolu dolu ifadeler var. Örneğin hayırlısı neyse o olsun gibi. Evet, günlük yaşamımızda aslında hayırlısı neyse olsun çok fazla kullandığımız bir cümle. Çok da anlamı güzel ve yaratımı da güçlü bir kelime. Benim için en iyisi neyse o olsun anlamına geliyor. Burada bunu evet ifade ederken bu durumun veya olayın gerçekleşmesini istediğimiz olayın olumsuz olması halinde, gerçekleşmemesi halinde kabulde olmamız da çok önemli. Yani biz orada hayırlısı benim için neyse, en iyisi benim için neyse o olsun dediğimizde benim için hayırlı değilse zaten e, arzu ettiğim dileğim veya niyetim gerçekleşmediyse demek doğru olan odur. Bunu ilk önce e, kabulde hissetmek lazım ve bu iyi niyette olduğumuz zaman gerçekten bu cümlenin anlamını daha fazla hissediyoruz. Evet, bir de olsun yaratım gücü en fazla olan ifadelerden bir tanesi değil mi? Evet. Ee, olsun zaten e, yaratım gücü en yüksek olan kelimelerden Kelimeler. birisi. Yine yaratım gücü en yüksek olan durumlardan bir tanesi de emir kipleri. Evet. Ee, ben Olsun'la ilgili kısa bir şey söylemek tabii, istiyorum tabii. size Funda Hanım. Ee, mesela bu yaratım gücü evet çok fazla bir kelime. Ee, ve bu ifadeyi kullandığımızda gerçekleştirdiğimiz yaratıma biz bile şaşırabiliyoruz. Evet. O kadar hızlı olabiliyor ki. Ee, ve burada... Günlük yaşantımıza da çok fazla uyguluyoruz veya hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz e, her neyse ise bu gerçekleşsin, bu olsun diyoruz. Örnek vereyim, e, yakışıklı ve zengin bir eş istiyorum dediğimizde ki bu artık hayatımızın e, çok güncel bir dileği. E, bunu söylediğimizde de evet gerçekleştiriyoruz aslında dileğimizi. Olması gereken zamanda yakışıklı ve zengin bir eş bize geliyor ama evet. sadece yakışıklı ve zengin bir eş geliyor. Bununla birlikte e, oradaki yaratıma dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Yani bizim evet zengin ve yakışıklı bir eş istiyorum, bana saygı gösterecek, e, saygı ve sevgi çerçevesinde mutlu bir ilişki ve evlilik yaşayabileceğim bir eşim olsun istiyorum dediğimizde buradaki yaratım daha geniş ve daha pozitif olur. Öbür türlü e, negatif olan her ne duygu ve durum varsa o kişideki özellikleri de çekerek onu da yaşamak zorunda bırakıyoruz kendimizi. Doğru. Bir de e, korku ve endişe halini yansıtan mema gibi olumsuzluk ekleri var. Evet bu çok önemli. Ee, Zaten zaman içerisinde, gün içerisinde özellikle 60 bin, 70 bin negatif düşünce geçiyor evet. zihnimizden ve genellikle olumsuz emir kiplerinden oluşuyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Öfkeli olduğumuz, kızgın olduğumuz zamanlarda birazcık buradaki fermuarı kapatarak daha dikkatli konuşmamız gerekiyor. Evet. Bunu şöyle değiştirebiliriz: pozitif emir kiplerini kullanarak. Evet Bana zenginlik ver. Hani bunu daha çok dua ederken, dileklediğimiz zaman kullanıyoruz. Huzur ver veya e, bana mutluluk ver gibi e, kelimeleri kullanmak çok daha e, bize gerçekten yükselten pozitif kelimelerdir. Evet korku titreşimi yayan e, sözcükleri olabildiğince hayatımızdan Çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Evet, e, çünkü korkunun e, sevgi frekansı kadar yüksek bir enerjisi var. Evet. Yaratım olarak da aynı şekilde. Nasıl sevgiyi yaratabiliyorsak, e, korkuyu da aynı şekilde ya yaratabiliyoruz. Ve e, endişe titreşim yaratan ifadeler de çok hızlı bir şekilde yayılıyor, e, değil yayılıyor mi? ve hayallerimizi de bu yönde olumsuz etkileyerek gerçekleşiyor. E, mesela korkarım ki onu üzecek. E, umarım ki aldatılmıyorumdur. Aslında gibi onu Yaratımımızla sonuçlarımızı yaratım. Tabii tabii. Da orada bir negatif bir enerji var. Bir evet. korku, bir endişe var. Yani ben bunu zaten gerçekleştirdim diyorum ben o sırada ve bunu söyleyerek tabii. gerçekleştiriyorum. Aslında o kişinin yaptığı bir e, olumsuz davranış değil. Bunu ben yaratıyorum. Doğru. Ne söylüyorsak onu yaratıyoruz. Kesinlikle çok önemli. Bir de soru sorma şekli de çok önemli. Örneğin ben onsuz ne yaparım dediğimizde bunun gibi ucu açık sorular hı hı. sorduğumuzda yani duygu ve düşünce barındıran sorular sorduğumuzda yaşamda peşi sıra cevaplarıyla bize doğru geliyor. Ve yaşam onsuz ne yapabileceğinizi göstermeye başlıyor. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, genellikle hayatımızda iki tip soru soruyoruz. E, birisi yargılarla ilgili sorular, yargılayarak sorular soruyoruz. Ee, diğeri ise anlamadığımız için anlamaya yönelik sorduğumuz sorular. Şimdi anlamadığımız için e, anlamaya yönelik bir soru soruyoruz ama bu da çok önemli. Hani buradaki yaratım da güçlü çünkü. Ben e, herhangi bir duygu durumunu veya herhangi bir olayı anlamak için soru soruyorum. E, onunla ilgili her şeyi anlamlandırmak için cevap olarak hayatıma çekebilirim. Doğru. Yaşayabilirim. O nedenle soruları da birazcık pozitif uçlu, açık uçlu ama pozitif olan e, sorular halinde sormalıyız. E, bunun yanı sıra yargılayarak da sorular soruyoruz. E, i̇şte e, örnek veriyorum hani diyoruz ki genelde e, bunu nasıl olacağını tahmin edemedin. Evet. Şimdi öyle bir soru ki bu hem yargılıyorum hem Doğru. de sen bunu nasıl yaparsın sen hiç beklemezdim demek gibi bir şey. Tabii. E, bu arada ben bu yaratımı da kendi üzerime almış oluyorum. O zaman bununla ilgili buna benzer örnekleri de hayatıma çekebiliyorum. Doğru. Bir de zaman belirleme konusunda da yine aynı şekilde hı hı. olumlu gibi görünen bazı kalıplar var. Fakat e, bu kalıplar aslında en başta söylediğimize geliyoruz. Hani sözcüklerimizin, niyetlerimizin tutarlı olmasıyla evet. ilgili e, söylemiş olduğumuz noktaya geliyoruz. Diyoruz ki mesela olsun bir an önce olsun hemen olsun şimdi kalıp olarak olumlu ama altında yatan bir böyle tedirginlik var ki hemen olsun bir an önce olsun gibi hı hı. E, zaman belirleyici kalıplar kullanıyoruz bunlar negatife de dönüşebiliyor doğru hangi duyguyla dönüşebiliyor? Ee, burada tabii ki bir acıdecilik, bir endişe ve evet. korku da var. Yani endişe ediyoruz. Ya gerçekleşmezse ya olmazsa. Hadi Bu duygu durumuyla birlikte olayı da iptal edebiliriz. Yani Bilmiyorum. arzu ettiğimiz dileği de iptal edilme... Yorucu etme, olabiliyor. Aynen yorucu olabiliyor. O süreci yorucu bir şekilde geçiriyoruz. Ee, o dönemi atlatmak bizim için daha zor bir hale geliyor. Artı e, bunu hani değiştirebileceksek veya o süreci yakınlaştırabileceksek bile beklentiye girdiğimiz için... Anlamlandıramadığımız şekilde iptal etmiş oluyoruz. Hani evet. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet. Bir de net ifadeler var. İçinde itiraz ve isyan barındıran. Hı hı. Olsun da nasıl olursa olsun, yeter ki olsun. Başka bir şey istemiyorum. Bir de bu tarz kalıplar var. Ee, amacıma ulaşayım da başka bir şey istemem. Bu konuda bir şey sormak ister misiniz? Yani hepsi tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar ama bu da o kadar sınırlıyoruz ki burada kendimizi. Değil mi? Yani aman gerçekleşsin de başka bir şey istemiyorum. Şimdi evet gerçekleştiriyoruz. Fakat neden başka daha fazla şey istemeyebilir istemeyeyim? Ya da neden daha fazla e, arzu ettiğim şey gerçekleşmesin? İyi niyetle olduktan sonra korkuya ve endişeye gerek, gerek yok. yok. Burada bir endişe yatıyor altında. O nedenle rahat bir şekilde e, kendimizi beklentiye sokmadan sakin e, o dileğimizi diledikten sonra arzu ettiğimiz şeyi söyledikten sonra kendimizi özgür bırakmalıyız. Bu da Değil çok mi? önemli. Evet. Bir de e, çok önemli bir mevzu, şarkı sözleri. Evet. <laughs> şarkı sözlerinin içerisinde bazen öyle cümleler geçiyor ki ve sürekli dinliyoruz bunları dinlerken kendimizi o duyguları yaşarken buluyoruz. Aynen. Ee, hep dediğim bir şey var, kendi şarkımızı kendimiz yazalım. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? En masum görünen zaten şarkı sözleridir evet. ama en tehlikeli olanlar. Evet. Ee, Hayatımızda neleri çektiğimizin en net mesajlarını biz şarkı sözleriyle fark edebiliyoruz. Ee, neye isyan ediyoruz? Ruh halimiz nasıl? Ee, o gün neleri dinliyorsak, hangi şarkıları dinliyorsak aslında ruh halimiz o. o. Düşüncelerimiz, zihnimizden geçenler de bunu gösteriyor. Ee, mesela hani çok da kullandığımızı düşünüyorum. Bazen sabah uyandığımızda bazı şarkılar dilimize dolanıyor. Evet. Neden dilimize dolanıyor? bu şarkılar bunu biraz düşünürsek e, o andaki evet, duygularımızı o hizmet andaki ediyor aslında ruh halimiz veya bir gün öncesinde yaşadığımız olaylarla ilgili ruh halimizi yansıtıyor ve duygularımızı Doğru. yansıtıyor şimdi bu da çok önemli bir nokta şimdi bu dilimize dolanan e, şarkıları bir bakmak gerekiyor ben hangi şarkıyı daha fazla kullanıyorum veya söylüyorum e, çünkü bu benim ayağıma da dolanabilir Değil mi Gerçekten ya? hayatımı da değiştirip pozitif anlamda e, ilerlememi sağlayabilir. O nedenle olumsuz dediğimiz veya işte negatif yüklü şarkıları mümkün olduğu kadar pozitife çevirelim. Dediğiniz gibi kendi şarkımızı kendimiz yazalım. Müzik e, konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Melodisini seviyorsak bile sözlerini değiştirmemiz yeterli. O zaman şarkıya olan bakış açımız veya şarkının bize kodladığı herhangi bir olay da olabilir. Evet. E, bu durumlara ait olan bakış açılarını da değiştirmiş oluyoruz. Çok önemli. Evet Bir de öylesine ifade edilen sözcükler var. Hı hı. Öylesine istedim oldu. Evet, öylesine ifade edilen sözcükler diyoruz ama aslında öylesine değil. değil. <laughs> Onun da bir anlamı var. Ee, öylesine söyledim ve oldu. Sonra bir baktım kapı çaldığında düşündüğüm, hayal ettiğim kişi karşımda. Evet. Başka bir şey dileseymişim olurmuş. Dediğimiz cümleler var. Bunu çok fazla yapıyoruz kendi hayatımızda. Aslında burada sıfır beklentiyle ifade gücü var. Değil yani mi? hiçbir beklentiye girmeden yaratımı gerçekleştiriyoruz ve çok enteresan bir şey saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Hani bu da çok önemli. Evet. Bunu insan zihni... Bilinçaltımız yaratıyor Doğru. ve bunu biz yaratıyoruz. Yani olumlu şeyleri yaratırken olumsuz duyguları da nasıl yarattığımızı fark etmeliyiz. Evet. Ee, hani şunu da söylemek istiyorum. Örnekleri çoğaltmak çok mümkün. Ee, bunun yanında aslında tüm anlattıklarımız asıl amacı ifadelerimizi nasıl değiştirmeliyiz? Pozitif anlamda nasıl düzeltmeliyiz? Evet. Buna bakmak gerekiyor. Çünkü kalpten gelen zihnin onayından geçerek dile döküldüğünde... Gerçekleşmeyecek dileğimiz, niyetimiz, arzumuz yoktur. Yoktur. Ee, bunu da hani eklemek istedim. Evet. Bir de çok değerli atasözlerimiz var. Bizi çok acı deneyimlerden uzak tutabiliyor. Hı -hı. Ama bunun yanı sıra çok yanlış anlaşılan ve toplumda böyle e, derin sorunlara yol açabilecek e, ata sözleriyle yayılan düşünce kalıpları da var. Örneğin e, şu anda çocuk ve kadın istismarının toplumda arttığını. Maalesef gözlemliyoruz. Evet. Ee, burada bazı atasözleri, mesela işte kadın erkeğin şeytanıdır. Ee, kadın şeytana papucunu ters giydirir. Onun dışında kadının adı yok. Şimdi bu, bu ifadeleri kullandığımızda e, istismara yol açmış olunan bir ortam oluşturuluyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, ülkemizde tabii ki dünyada birçok ülkede e, kadınla ilgili, kadın istismarı ile ilgili çok fazla e, bakış açısı var maalesef. E, ama Türkiye'de e, kendi ülkemiz evet uygarlık olarak baktığımızda çok güçlü atasözlerinde sahip bir ülkeyiz. E, yine maalesef diyorum e, kadınlarla ilgili de olumsuz atasözlerimiz mevcut. Bu tabii ki kadının ikinci olarak görünmesi. Ee, eşit olarak eşit ya da e, hani bu ilkelere bağlı olmadığımızı göstergesi de olabilir. Toplumsal bir baskının da etkisi var. Ee, burada tabii ki kadın kendini daha güçsüz hissederek bu sözleri kullanıldığı sürece e, toplumdaki maalesef bu bakış açısı devam eder. Yani biz mümkün olduğu kadar e, bu olumsuz atasözlerini çok fazla kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Evet. E, çünkü <laughs> kadının yeri. Gerçekten farklı. Her şeyden önce kadın bir anne. Evet. Her şeyden önce kadın cenneti simgeleyen, temsil eden e, bir yaratıcı, evet. yaratıcı güç. O nedenle e, hepimiz onun meyveleriyiz. E, burada birazcık daha dikkatli olmalıyız. Çokta sözlerini kullanırken. Evet. Çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Programımızın sonuna geldik. Ben bu programımızı Gandhi'nin e, konseptimize uygun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygulara dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür haftaya farklı bir konu ve konukla buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.